Valla bazı cümleler var ki insan duyduğu zaman tüyleri diken diken oluyor. İlişkiyi yerle bir ediyor bu cümleler. Eğer bu cümleler devam ediyorsa ilişki bitiyor. Birinci cümle, ailem senden önce gelir. Önce benim ailem. Olmaz. Önce biz, sonra ailelerimiz. Eğer aile öncelikli olduğu sürekli vurgulanıyorsa bu ilişki yürümez. Önceliğin biz olduğu farkına varılmalı. Sen sevgiden ne anlarsın? Yazık seninle geçen ömrüme. Olmaz. İyi ki senin gibi biriyle beraberim. İyi ki seninle evlenmişim. Ama hocam bunu dedirtirse zaten diyeceğim ben. Onun için bu da çok önemli. Keşke seninle evlenmeseydim. Nereden seni buldum? Nereden seninle evlendim? Bu şekilde pişmanlık ifade eden cümleler de çok tehlikeli cümleler. 3. Sen ne biçim insansın? Gittikçe çekilmez oluyorsun. Vallahi aynı annen. Olmaz. Bakın yine ne var burada? Suçlayıcı, aşağılayıcı, beğenmemeyi yansıtan cümleler var. 4. Sen işe yaramazsın. Senden hiçbir şey olmaz. Şimdi burada da yapılan bütün emeğin, yapılan bütün fedakarlığın görülmemesi olayı var. Bak bu da çok yaralayıcı bir cümle. 5. Ben değişmem, sen bana uyacaksın. Olmaz. Yani hayatın içinde değişim çift taraflı olmalı. Adımlar çift taraflı olmalı. Sadece tek taraflı. Ben ne istersem sen onu yapmak zorundasın kafasıyla dikte edilen bir anlayışla evlilik yürümez. Ben elimden geldiğince seni mutlu etme adına çaba harcamalıyım. Sen elinden geldiğince beni mutlu etme adına çaba harcamalısın. Yoksa yürümez zaten bu ilişki. 6. Sen hep böylesin. Senden zaten ne beklenir ki? Burada sürekli memnuniyetsizlik ve sürekli şikayetin vurgulandığı bir cümle var. Benim iyi olmaya ya da benim bir şeyleri güzel yapmaya olan cesaretimi de yok eden bir cümle bu. Bak bu da çok tehlikeli bir cümle. 7. Çok üzüldüğüm, duyduğum zaman tüylerimin diken diken olduğu bir cümle. Beğenmiyorsan kapı orada, çık git. Şimdi bu ne demek ya? Beraber yıllarımız geçmiş, o kadar emek vermişim. Beraber çocuklarımız var. Bu ev benim ya. Bu ev sadece kendi başına senin değil ki. Bu ev aynı zamanda benim evim. Ve sen bana kapıyı gösteriyorsun. Bundan daha aşağılayıcı, bundan daha rencide edici bir cümle olur mu ya? Olmaz. Yıllarca beraber emek vererek bir yere getirdiğiniz yuvanızda bir insanı kovamazsın. Kapıyı gösteremezsin. Eğer bu cümleler sık sık kullanılıyorsa ilişki çok büyük zarar görüyor. Bunu lütfen görmeniz lazım. Başka videolarda buluşmak üzere, görüşmek üzere. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin.